Dedi ki Rabbim benim göğsümü aç. Heyecanlı Hazreti Musa. İşimi kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz. Mehdi'de de vardır öyle dili. Zaman zaman Mehdi'nin tutulacağı rivayetler de var. Dil tutulması demek konuşmakta zorlanma. Yani peperik, kekemelik anlamında değil. Nutkunda, konuşmasında zorluk meydana gelmez. Dilimden düğümü çöz ki söyleyeceklerimi kavrasınlar. Ailemden bana bir yardımcı kıl. Hazreti Mehdi'ye ailesinden yardımcı kim? Hazreti İsa Mesih. O güzelliğe işaret ediyor. Kardeşim Harun'u. Orada da Harun'a bir işaret var inşallah. Yani Hazreti Musa'nın kardeşi Harun da Hazreti Musa'nın yardımcısıydı biliyorsunuz. Onunla beni kuvvetlendir, onu işimde ortak kıl, böylece seni çok tesbih edelim. Cemaatte bereket var işte, bak ona dikkat ediyor. Böylece seni çok tesbih edelim. Çünkü tek kişi oldun mu Allah'a tesbih daha az olabilir. İki kişi oldun mu tesbih en az iki misline çıkar. O Allah'tan bahseder, sen bahsedersin, o Allah'tan o Allah'ı hatırlatır, sen hatırlatırsın. O tesbih hatırlat, sen hatırlatırsın. Kat kat tesbih artar. Onun için Müslüman yanlış olmayacak. En az hiç olmasa yanında bir arkadaş olacak. Bak böylece seni çok tesbih edelim diyor. Cemaatin önemine Kur'an dikkat çekmiş oluyor. Ve seni çok zikredelim. Yine cemaatin önemine dikkat çekilmiş oluyor. Şüphesiz sen bizi görüyorsun Müslüman. Sürekli Allah tarafından izlenildiğini bilecek. Eyvah ben ne yapacağım diyor. Ya kardeşim seni o anda Allah izlemiyor mu? İzliyor. Eyvah dediği şeyi kim yarattı? Allah yarattı. Eyvah sözünü sana kim söyletti? Allah söyletti. Seni kim kurtaracak? Yine Allah kurtaracak. Yine eyvah o. İnşallah. Allah dedi ki ey Musa istediğin sana verilmiştir. Andolsun biz sana bir defa daha lütufta bulunmuştuk. Allah'ın verdiği nimetleri almanın önemine Kur'an dikkat çekiyor. Unutmamak lazım nimetleri. İnşallah. Hani annene vahyolan şeyi vahyetmiştik, onu sandığın içine koy. İşte bu kutsal sandık. Kutsal sandık, Kur'an çok dikkat çekiyor. Bu bulunacak ahir zamanda, kutsal sandık. Yakın bir zamanda kutsal sandık bulunacak. Bu dünyada çok büyük bir etki yapacak. Basında, televizyonda, radyolarda yer yerinden oynayacak. Hazreti Musa'nın kutsal sandığı bulunacak, içinde kutsal emanetler bulunacak. Birçok Hristiyan Müslüman olacak bunun sebebiyle, birçok Musevi Müslüman olacak. Çok büyük etkisi olacak. Müslümanların kalbine ferahlık gelecek, inşirah gelecek, imanları çok güçlü hale gelecek. Çünkü Kur'an demiş aynısından çıkmış. Çok etkilenecek Müslümanlar. Böylece sandığın içine koy, suya bırak. Böyle sandığın içine koy. O sandık ne? Çocuk için beşik. Hı hı. Hazreti İsa neyin içindeydi? Beşiğin içindeydi. Beşiğin Arapça adı ne? Mehdi. Buradaki sandık ne? Mehdi. Onu sahile bıraksın. Demek ki Mehdi'ye sahil kenarında bir yerde. Demek ki Mehdiyet sandıkla bağlantılı. Onu benim de düşmanım, onunla düşmanı olan biri. Yani Allah'ın düşmanı Deccal, Mehdi'nin de düşmanı Deccal. Biri alacaktır. Demek ki Mehdi'ye Deccaliyet ehemmiyet vermediği için, önem vermediği için ortam hazırlayacak, fark edemeyecek. Onların bütün sistemini, bütün yapısını yıkacağını bilemeyecekler. Gözüm önünde yetiştirmek için kendimden sana bir sevgi yönelttim. Demek ki Mehdi hem sevecek, hem sevilecek. Hem sevgiyi teşvik edecek, hem sevgiden hoşlanacak. Seven ve sevilen bir varlık olacak. Ne diyor Allah? Sana bir sevgi yönelttim. Mehdiyet işaretleri aynı zamanda bu. Hani kız kardeşinin gezinip onun bakımını üstlenecek birini size haber vereyim mi demekteydi. Demek ki Mehdi'nin etrafında da hanımlar olacak. Adeta onu, Mehdi'yi çocukları gibi koruyup kollayacaklar. Kur'an'ın burada bir işareti var.
Hazreti İsa da öyle, hanımlar çok da etrafında. Çok fazla hanım vardı Hazreti İsa'nın. İncil'de bu açık açık geçer. Bak, onun bakımını üstlenecek birini size haber vereyim mi? Annesi değil. İnşallah. Demek değilim. Demek ki Mehdi'nin de yanındaki hanımlar kız kardeşi gibi onlara sevgi duyacak. Yani akraba gibi birbirlerini sevecekler. Ve dost olacaklar. Bir muhabbet olacak. Kur'an ona işaret ediyor. Böyle seni annene geri çevirmiş olduk. Babana değil, annene. Çünkü Mehdi de, İsa Mesih de yetimdir. Fakat annelerinin, annelerinin olacağına işaret ediyor Kur'an. Cenab-ı Allah. Gözü aydın olsun ve üzülmesin. Demek ki annesinin üzüleceği, Mehdi'nin annesinin üzüleceği olaylar olacak ama Allah onun gözünü aydın edecek ve üzülmemesi için ona ilham edecek. Ama gözü karartacak, üzülmeyi sağlayacak şeyler olacak. Fakat buna karşılık göz aydınlığı ve üzülmeme olacak. Allah'tan bir harika olarak. Sen bir insan öldürmüştün de biz seni tasadan kurtarmış ve seni esaslı bir denemeden geçirip denemiştik. Demek ki Mehdi de çok esaslı denemelerden geçirilecek. Çok şiddetli, sarsıntılı denemeler, imtihanlardan geçecek. Medyen halkı arasında yıllarca kalmıştın. Medyen halk arasında yıllarca kalmıştın. Medyen'i de Allah durduk yere söylemez. Evet. Orada bir isme atıf var. Bir isim hatırlatılmak isteniyor olabilir. Bir işaret vardır. Medyen. Med. Evet. Yıllarca kalmıştın. Demek ki önce bir şehirde olacak. Bak diyor, Medyen halk arasında yıllarca kalmıştın. Demek ki gençliği bir şehirde geçecek. Medyen'de, büyük bir şehirde. Mehdi'de de aynısı. Hadiste öyle geçiyor. Sonra bir kader üzerine buraya geldin ey Musa diyor Allah. Demek ki bir kader üzerine Allah başka bir şehre Mehdi'yi götürecek. Kur'an işaret ettiği nokta o. Seni kendim için seçtim. Mehdi'yi Allah seçecek. Ona işaret var. Sen ve kardeşin ayetlerimle gidin. Yani İsa ve Mehdi Kur'an'la, ayetlerimle diyor Allah. Çünkü kendi kafanıza, kendi mantığınıza göre değil mi? Ayetlerimle. Kur'an'la gidin. Beni zikretmekte gevşek davranmayın. Demek ki çok sıkı davranacaklar. Çok titiz olacaklar. Hiç gevşeklik olmayacak. İkiniz Firavun'a gidin. Demek ki Mehdi ve İsa Mesih Deccal'i yok edecekler. İkiniz Firavun'a gidin. Çünkü o azmış bulunuyor. Demek ki ahir zamanda terörist, anarşistler azacak, kuduracaklar, saldıracaklar, orayı burayı yakıp yıkacaklar. Gözü dönmüş bir yapı olacak. Ona mülayim söz söyleyin, şefkatli, sevgi dolu bir söz söyleyin. Umulur ki öğüt alıp düşünür veya içi titre korkar. Deccaliyete karşı sert davranmayın diyor Cenab-ı Allah. Şefkatle, ilimle, irfanla ikna ederek konuşun. Dediler ki Rabbimiz gerçekten onun bize karşı taşkın bir tutum takınmasından ya da azgın davranmasından korkuyoruz. Yani kırıp yıkması, dağıtması mesela şimdi değil mi? Deccaliyet ne yapıyor? Kırıp yıkıyor, azıyor, deviriyor, efendim, öldürmeye kalkıyor, asıyor, kesiyor. Çok azgın deccaliyet. Evet. Azgın davranmasından korkuyoruz. Dedi ki korkmayın. Demek ki Mehdi korkmayacak. İnşallah. Talebeleri korkmayacak. Delikanlı ve yiğit olacak. Korkmayın diyor Allah. Ona işaret var. Demek ki insanları korkutmaya çalışacaklar ama onlar yiğit, delikanlı ve cesur olacaklar. Demek ki efe mizaçlı olacaklar. Dedi ki korkmayın çünkü ben sizinle birlikteyim. Yani zaten olayları yaratan benim. Deccal'ın saldırısını yaratan da benim. Her şeyi ben yaratıyorum. Onun için rahat olun. İşitiyorum ve görüyorum diyor Allah. Yani sizin gazetelerden oradan buradan gördüğünüzü ben daha mükemmel görüyorum diyor Allah. Çünkü ben yaratıyorum diyor. Gazetedeki haberi de ben yaratıyorum diyor. Televizyondaki haberi de ben yaratıyorum. Saldırganı da ben yaratıyorum. Efendim ağzını bozanı da ben yaratıyorum. Hepsi benim elimde diyor Cenab-ı Allah. Haydi ona gidin. Ve deyin ki biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını bizimle birlikte gönder. Demek ki Mehdiyet İsrailoğullarını da kurtaracak. Onlara artık azap verme.
Demek ki İsrail milleti de artık azap çekmeyecek, acı çekmeyecek Mehdi devrinde. Sana Rabbinin bir ayetle geldik. Yani Kur'an'la. Kur'an'la. Selam hidayete tabi olanlar üzerine olsun. Demek ki selam ne demek? Selamet, barış, kardeşlik, güven. Hidayete tabi olanlar üzerine olsun. Hidayet ne demek? Hadi ismi Mehdiyet. Tabi olanlar üzerine olsun. Çünkü hidayete tabi olan Mehdi'dir. Hidayete vesile olan o da Mehdi'dir. Evet. İnşallah. Gerçekten bize vahyolundu ki doğrusu azap yalanlayan ve yüz çevirenlerin üstünedir. Demek ki Allah bir bela verecek. Allahsız, kitapsız, dinsiz, imansızlara bak. Azap yalanlayanların ve yüz çevirenin üstünedir. Onlara bir azap gelecek demek ki dünyada. Şu anda da görüyoruz zaten. Evet. Firavun dedi ki, sizin Rabbiniz kimdir ey Musa? Yani yine de araştırmacı. Merak ediyor, soruyor. Dedi ki, bizim Rabbimiz her şeyi yaratılışını veren, sonra doğru yolunu gösterendir. Önce yaratılıştan bahsediyor. Önce yaratılış. Çünkü o zaman da Darwinizm var. O da ne diyor? İlk konuşması, bak sizin Rabbiniz kimdir ey Musa dediğinde, bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını verendir diyor. Maşallah. Önce yaratılışı ispat ediyor, anlatıyor. Sonra doğru yolunu gösterendir. Doğru yol nerede? Kur'an. Evet. Allah'ın kitabıdır. O devirde Tevrat. Ama önce yaratılış. Firavun dedi ki, ilk çağlardaki nesillerin durumu nedir oysa? İlk çağlar, yani Kabataş çağı, Yontbataş çağı, Cilaltaş, o zamanlarda inanıyordu insanlar öyle. İlk çağlardaki insanlar, işte maymun gibi adamlar vardı, inanıyorlardı. O da o ilk çağlardaki iddia diyor, işte o Kabataş, Yontmataş devri falan iddialarını, ilk iddia diyor, o zaman da olan bu iddiayı. Hazreti Musa'ya soruyor. İlk çağlardaki nesil, ilk çağlardaki, çağ da demiyor bak, ilk çağlardaki nesillerin durumu nedir öyleyse, onlar nasıl yaratıldı o zaman diyor. Dedi ki, bunun bilgisi Rabbimin katında bir kitaptadır. Yaratılış atlasında burada çok ciddi bir gönderme işaret var. Tabi burada yani Allah her türlü her şeyi yaratandır. Dolayısıyla kaderde olan bir yaratılıştır o anlamını diyor ama ikinci anlamı da bunun bilgisi Rabbimin katında bir kitaptadır diyor. Evet. Yaratılış atlasına işaret var güçlü bir şekilde. Benim Rabbim şaşırmaz ve unutmaz. Yani şaşırarak bir varlık oluşmaz. Yani çünkü ona ne diyor? Genler şaşırdı. Mutasyonlar şaşırdı. Şaşkınlık sonucunda canlılar meydana geldi diyor. Evet. Değil mi? Şaşırma sonucunda. Evet. Ve Allah unutmaz diyor. Geçmiş nesiller, gelecek nesiller hepsi bilgisi dahilinde diyor. Yani şu anki nesili mükemmel yaratan, geçmişteki nesli unutmuş değil diyor Allah. Hepsini yaratan Allah'tır diyor. Dedi ki, Rabbim yeryüzünü sizin için bir Mehdi kıldı, beşik kıldı. Bak Kur'an Mehdi'ye dikkat çekiyor. Diyorlar ki nerede Mehdi geçiyor? Dedi ki, yeryüzünü sizin için bir Mehdi kıldı, beşik kıldı. Bütün yeryüzüne Mehdiyetin hakim olacağını işaret eden bir ayet. Arapçası Mehdi. Bak, dedi ki, Rabbim yeryüzünü, bütün dünyayı sizin için bir beşik kıldı. Her yer Mehdiyet anlamına geliyor aynı zamanda. Maşallah. Değil mi? Mehdi kıldı. Ama ikinci asıl anlamı da beşik kıldı. Allah sizi o Mehdi yani beşik içinde de sizi koruyor. Anlamına geliyor. Yine her ülkede yine Mehdiyet'e bakıyor. Onda sizin için yollar döşedi. Asfaltlar, şunlar, asfaltları ben yapıyorum diyor Allah. Yani yol makineleri yapıyor gibi görünmekle beraber yolları yapan benim diyor Allah. Gökten su indirdi. Böylelikle bununla her türlü bitkiden çiftler yarattık. Biyolojideki canlılardaki yaratılışı da anlatıyor. Bak hem insanların yaratılışı hem biyoloji. Bizde değil mi bitkilerin yaratılışının tesadüf olmadığını, kromozom yapılarını, harikalarını hepsini anlatıyoruz. Yiyin ve hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda sağduyu sahipler için elbette ayetler vardır. Yiyin diyor yiyecekleri. Hayvanlarınızı otlatın ama hayvanlarda, yiyeceklerde yediğiniz meyveler, portakallar, koyunlar, keçiler, tavşanlar, bütün hayvanlar bunda sağduyu sahibi yani iyi derin düşünenler için elbette ayetler, deliller vardır, yaratılış delilleri vardır. Kromozom yapılarını incelersen, bilimsel olarak incelersen, bu Allah'ın ayetlerini,
görürsünüz. Demek ki bizim kitaplarımızda yazdığımız Allah'ın mucizeleri, harikaları ne oluyor? Ayet olmuş oluyor. Ayetler vardır diyor Allah. Sizi ondan yarattık, ona geri çevireceğiz. Bak yine Allah yaratılışı söylüyor. Ondan yarattık, ona çevireceğiz. Toprak. Ve sizi bir kere daha ondan çıkaracağız. Topraktan yine çıkaracağız diyor Allah. İllaki toprak. Yani arazi hep toprakla insan bağlantılı oluyor. Yaratılışında, ölümünde ve tekrar dirilişinde. Yani tekrar dirildiği arazide de toprak oluyor. Kalktığında yani böyle bir asfalt, şu bu falan değil. Bildiğimiz toprak oluyor. Andolsun biz ona ayetlerimizin tümünü gösterdik. Yani bütün delilleri gösterdik. Biz de şu an deccaliyete bütün delilleri gösteriyoruz. Fakat o yalanladı ve ayak diretti. Şu anda da onlar yalanlayıp ayak diretiyorlar. Bir kısmı bilerek deccal oluyor, bir kısmı bilmeyerek deccal oluyor. Bilmeden deccal uyanlar çok fazla. Dedi ki Rabbimiz, Cenab-ı Allah diyor ki, dedi ki, ey Musa, sen ayette Firavun Musa'ya söylüyor. Dedi ki, ey Musa, sen bizi sihrinle yurdumuzdan sürüp çıkarmaya mı gelmiş bulunuyorsun? O devrin komünistler, o devrin dinsiz, imansızlar kendilerince ahlaksızca bu uyanıklık yapıyorlar. Diyor ki, sen bizi sihrinle, yani büyücüsün bir kere diyorlar. Sihir yapan, bunu kamuoyunda etkilemek için söylüyorlar. Yurdumuzdan sürüp çıkarmaya mı geldin? Yani vatanı batıracaksın, vatan hainisin. Evet. Yani büyük suçlamalar yaparak etkili olmaya çalışıyor. Hem büyücü, hem yurttan sürüp çıkarmaya gelen adam. Madem böyle, biz sana buna bir benzer sihirle geleceğiz. Bak durduk yere olay çıkartıyor. İşte bir dinsiz, ateist ve komünistlerde birçoğunda bu görülür. Durduk yere kepazelik, iftira çıkartmak, ahlaksızlık yapmak, oyun oynamak görülür. Birçoğunda görülür. Şimdi bir buluşma zamanı ve yeri tespit et. Bizim de senin de karşı olamayacağımız açık ve geniş bir yer olsun dedi. Bak o devrin deccal taraflarla bile tartışmaktan kaçınmıyorlar. Ama asrımızın deccalları tartışmaktan şiddetle kaçınıyorlar. Onlara bilmeden uyanlar da şiddetle kaçınıyorlar.